Allah cezanı versin inşallah! Hiçbir afişim duvara yapışmamış ayol! Dinleyicim beni duvarda görmezse nasıl gazinoya gelir? Vallahi sen işlerimi hiç iyi takip etmiyorsun Erto! Oh, bak Nevin'cim, şuna inan ki senin bütün afişlerini afişçiye bir hafta önce teslim ettim! İnan ki doğru söylüyorum! Yemin bile edebilirim bu hususta, ölünü öpeyim! Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor. Nevin, Nevin kendine gel Canikom. Ay, ah, ay, sana kaç defa söyledim benim yanımda ellerini çırpma diye? Alkış zannedip şarkıya başlıyorum. Sahnede sanıyorum kendimi. Eğer bir daha yaparsan seni kovarım. Kendime başka bir menajer bulurum, anladın mı? Affedersin Canikom, unuttum. Şu afişlerin kafama allak bullak etti. İnan ki şu anda afişlerin bütün İstanbul sokaklarına yapışmış olmalı. Hem de binlercesi. Ama anlayamadım niye afişlerin yapışmamış. Hangi salak afişlerimi yapıştırıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Abi, bak, şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama darılmak yok, tamam mı Abdi abiciğim? Öyle bakalım. Sen var ya Abdi abiciğim, bir gün bu karı yüzünden toz tutacaksın. Ama eğer afişçi bütün afişlerin buraya yapıştığını görürse o daha fazla toz tutur ve de bizi ikiye katlar. Şimdi bana sıçtırtma afişçinin ağzına. Ben Nevin Şenses'i herkesten kıskanıyorum. Yani gidip afişleri herkesin göreceği yere mi asacaktır? Düşünsene ulan Nuri! Gelip ineğin biri Orhan Gencebay'ın afişini Nevin'in üzerine yapıştırırsa ne olur? Ne olur? Ne mi olur? Karı gebe kalır lan! Orhan Gencebay'dan bir çocuk! Uğraş dur! Bu karı için her yeri yakarım! Ah canım benim! Şu burna bak! Şu ağza bak! Ellere, parmaklara bak ya Rabbim! Yüzük de takmış! Aa, elmacık kemikleri de çıkıkmış! İlk defa görüyor! Gözler ela, kaşlar kara! Ulan bu şarkıydı be! Saçlara bak, ne kadar kibar! Naylonda! Yanmışım bir kere Nuri! Hiçbir çeşme beni söndüremez! Abdi abi, sen yanıksın ama karı sana yanık mı? Beni görür görmez yanacak! Hem de alev alev! Bu gibi karılar üç şeye bakar Abdi abi! Bir, yakışıklılık! İki, para! Üç, şöhret! Sende para ve şöhret yok. Ama yakışıklılığa gelince acayip yakışıklısın Abdi abi. Şu sendeki surat bende olsa vallahi fotoğrafçıdan dışarı çıkmam be abi. Bayağı yakışıklıyım. Bu yakışıklılığımla seni eriteceğim Nevin. Sana yan bakanın gözünü şişireceğim. Sana yan bakanın yalnız gözünü şişirmekle kalmam!
Onun hayatını düğümlerim. Ah Nevin! Şu yanan kalbimin senin için nasıl yandığını bir bilsen! Nevin be! Bütün İstanbul'u titreten şu barut Osman'ı aşkınla yanmış kirece döndürdün. Ama er geç bir gün benim olacaksın. Sen emret Nevin, ikinci Boğaz Köprüsü'nü ayaklarının altına sermeyen inektir. İnek! Seni kimseye kaptırmam. Benim olacaksın. Yalnız benim! Abdi abi be! Çok şanslı adamsın valla. Şu Nevin var ya, fıstık gibi maşallah. Bana bak, kendine gel Hıyar! Ulan sana kaç defa dedim Nevin deme diye! Yenge desene! Solip! Ne labali adamsın be! Ağzımdan kaçtı abi! Kaçırma lan! Ağzını biraz kabus tut! Bir dahaki sefer alırım ayağımın altına, ezerim seni ha! Abdi abi, ev sahibi Simsar Cafer garanti ev kirasını almaya geliyor. Boşuna yapıştırma, bu sefer bizi sağlama attı. Takımları toplayalım. Gelirse gelsin, alt tarafı 10 aylık kira. Gene vermeyeceğiz deriz, gider. Ulan hala mı bu karnın peşindesin? Hayalle vakit geçireceğine kiranı ver. Tabii gene yok değil mi? Aa, nasıl bildin Simsar amca? Gel şöyle otur. Ben onu bunu bilmem. He. Dinleyin şimdi. Evet. Ben şunu bilirim, bir haftaya kadar bütün kirayı vermezseniz üstünüzden tavanı alırım, 4 duvar arasında kalırsınız. Öyle yapma, daha iyisi var Simsar amca. Nedir? Duvarları al, tavan üstümüzde kalsın, nefis! Öyle değil mi Nuri? Vallahi fena fikir değil, yaşa Abdi abi! Hele bir kirayı vermeyin, sizi buraya bu afişler gibi yapıştırırım. Bu son gelişim, anladınız mı avanaklar, işte o kadar! Nasıl delinmez? Adamına düşersen dibin bile görünmez. Abdi abi, Simsar ilanı aldı gitti. Biz de ufak ilanları toplayalım, şöyle etrafı bir kazıyalım, akşamki nevaleyi çıkaralım. Bize emretmişsin patron. Çocuklar, Camlı Tepe'ye gidin, şu arsa meselesini bitirin. Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayın! Çıkmaları için 1 ay müddet verin. Olur Osman abi. Nevinciğim, aşkım, görüyorsun yana kadar vicdanlı davranıyorum. Her şeyim senin için. Hakkımızı yedirmeyiz! Buralara varımızı yoğumuzu verip gece kondu yaptık! Çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa atamazsınız! Yazık değil mi bu gariplere? Siz kim oluyorsunuz da bu arsalara sahip çıkıyorsunuz? Eşkıyalık bu! Bize buraları çekirge emlak sahibi Simsar Cafer sattı. Buradan gitmezseniz sizi şikayet ederiz. Buraları bizim yerimiz. Kimse bizi buradan söküp atamaz, anladın mı? Tapunuz nerede? Daha yok ama yakında Cafer Bey verecek. O sizi dolandırmış. Buranın asıl sahibi Osman Barut'tur. 3 kağıda gelmişsiniz. Simsar Cafer sizi düpedüz aldatmış. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Size 1 ay müsaade. Efendice toparlanıp buradan gidin. Eğer gitmezseniz evlerinizi yerle bir eder, sizi de kovarız. Çamlı Tepeliler, şimdi beni iyi dinleyin. Acısıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla sofraya oturduğunuzda ağzınızın tadı olmasın mı? Hüsnü abinin rakibi, kebapçı Kazım'ın adamları bizden evvel gelmiş reklam yapıyorlar. Biz de altta kalmayalım, fiyakalarını bozalım. Yürü lan! Yoksa hepinizi Adana kebabına çeviririz! Adana değil, Urfalı, meşhur kebapçı Hüsnü'nün kebaplarını yiyelim abiler! Etli ekmek, çiğ köfte, içli köftelerimiz vardır. Aile için üst katta salonumuz vardır. İlanları okuyalım lütfen. Bu kerizlere inanmayın. Ne söylüyorlarsa yalandır. Buyur kardeşim. Al canım. Al sen de oku. Alsana kardeş. Okuman yazman yok mu senin? Çok sinirlisin. Aa ne güzel yırtıyorsun. Bu sefer okuyacaksın. Al götür evde oku.
sıkıysa bunu dağıt bakalım. Gördün mü? İlanı kolaya batırınca demek ki çıkmıyor. Bundan sonra böyle yapalım. Tamam abi. Çarkımıza ettin ulan, yedim şimdi sizi. Basma lan kovaya. Kurtarın ulan beni bu kovadan. Yapıştım, kurtarın şu kovadan. Biz de yapıştık abi, baksana. Kimin malına yapışıyorsunuz lan? Verin bakayım malımızı. Yapıştık be! Bırak lan! Fena yapıştık patron, bırakamıyoruz. Her gelenin biri bizi bu hale soktu. Ne derim şimdi kovanıza? Bırakın ulan! Vallahi bırakamıyoruz Osman abi. Nasıl bırakamazsınız ulan ha? Ben de yapıştım. Kurtarın lan beni bu kovadan. Kurtarsak kendimizi kurtarırız abi. Nereden yapıştınız bu baş belası kovaya ha? Çamlıtepe'de bir hergele yapıştırdı bize. Çekme lan sen ya! Çekme! O kovayla ne yapıyorsunuz be? Elinin körünü yapıyoruz. Görmüyor musun, tutan yapışıyor. Kurtar beni bu kovadan. Önce sen beni kurtar. Biraz önce adamların Çamlıtepe'de arsa davasını benim üstüme yıktı. Hani bu arsa davasından beni sıyırtacaktın, fakat... Fakatına makatına sokarım ha! Kurtar beni bu kovadan! Önce hissemi ver Osman Bey! Çamlıtepe'liler beni bulmadan acele kaybolacağım! Hissemi ver Osman Bey, hissemi! Bu yaptığına ne derler biliyor musun? Düpediz ineklik derler! Şimdi seni büktüm Simsar! Al bakalım, al şimdi hisseni! Hakikaten fevkalade yakışıklıyım Nuri. Nevin Şenses abla seni görünce ters yüz olacak. Şu camda kendine bir baksana, boyun posun yeter. Hakikaten Nuri, ulan Allah neler yaratıyor be! Sen bu yakışıklılıkla aynayı camı bile çatlatırsın Abdi abi! Hey yavrum hey! İyi ama çatlamadı ulan! Ne çatlaması abi? Gördün mü? Bir pozunla camı paramparça ettin. Vallahi ettim ulan. Bana cam mı dayanır ya? Allah Allah! Ulan bir haftada kırdığın üçüncü cam. Sana sapanla oynama demedim mi? Nevin beni görür görmez cam gibi paramparça olmasın? Gözünde gözlük varsa parçalanır ama Nevin abla hiçbir şey olmaz. Acaba birden karşısına çıkmasam mı? Alıştıra alıştıra çık abi. Karşısına çıkınca da eline bir şey vermen lazım. Ayıp olmaz mı? Yok Abdi abicim, çiçek vereceksiniz, neden ayıp olsun? Sahi be Nuri, sevgilime çiçek verirsem çok hoşuna gider değil mi? Ama paramız yok. Ben bedavadan çiçek bulacağımız bir yeri biliyorum. Kalabalığa bak, sanki şeker bayramı. Ama Nevin'e bir yan bakan olursa anasını Bostancı'ya kadar kovalarım ha. Abi, karı gelince yıldırım gibi olalım. Baksana ne kadar hayranı var. Evet. Açın bakın. Bu hıyarlar bizim çiçeği görünce amma bozuldular ha! Nasıl bakıyorlar, gördün mü? Nevin Şenses geliyor! Nasılım Nuri? Bomba gibisin! Yalnız karıya kuvvetli bakmak parçalarsın! Merak etme, bakmam! Hoş geldin abla, yaşa abla! Yaşa abla, söyle yaşa abla! Baharı bekleyen kumrular gibi, sen de beni bekle,
sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Nuri, Nevin beni görünce dayanamayıp şarkıya başladı. Karı benim için ağlıyor ya. Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Tam zamanı çiçeği verelim. Ayna gibi dağılmadan bu işi bitirelim. Çınladın durdun kulaklarımda. Süzülen yazsın. Ah! Ruhuna Fatiha! Ah! Eto! Ben öldüm mü acaba? Bak! Bak çelenk getirmişler! Aha! Sana bin kere dedim Abdi abi! Şu kadına kuvvetli bakma diye! Gördün mü? Kadını bayılttın! Bakmadım oğlum! Nevin bana aniden aşık olunca... cazibeme dayanamayıp bayıldı. Gidip ayılsam mı acaba? Sakın ha, sakın Abdi abi! Seni tekrar karşısında görünce bu sefer ölür! Doğru söylüyorsun Nuri! Nevin ayna gibi dağılabilir. Bakışlarım çok kuvvetli çünkü. Bu işi başka bir gün halledelim. Ya Nuri, Nevin yakışıklılığıma 3 dakika dayanabildi. Demek bundan sonra 2 dakika bakmam lazım. Şu camda kendime bir bakayım. Nuri ya! Buyur abi! Cam kırılmadı. Yoksa yakışıklılığım mı kayboldu? Kırıldı ya! Sana hiçbir cam dayanmaz Abdi abi! Bana da öyle geliyor. Kim attı bu taşı? Şimdi gösteririm ben ona! Siz mi kırdınız? Bu kırdı. Ne boyunuzdan utanın it oğlu itler! Ulan Nuri, bizim yakışıklılığımız bir boka yaramadı. Niye Abdi abi? Yakışıklılığından ortalık karıştı ya, daha ne istiyorsun? Nevin, başkasının kolunda bayıldı. Benim kollarımda bayılsaydı, iş tamamdı. Demek bir eksiğimiz var. Var tabi abicim! Sana şöhret de para da lazım. Onları da tamamla, göreceksin bu iş bitecek. Nevin kollarında şakır şakır bayılacak. Nuri, durmadan yengene Nevin deyip duruyorsun. Yenge de oğlum, yenge! Yenge! He? Yenge! Ah vallahi şekerim! O salağın getirdiği çelengi görünce kendimi öldü zannettim. Ah, acaba beni çekemeyen o pasaklı şarkıcı Handan Emel'in işi olmasın bu? Rezil karı! Herhalde benim sinirlerimi bozup yerime geçmek istiyor. Ah. Senin yerini tutacak şarkıcı daha 100 sene doğmaz mı onun? Niye Erto? Kadınlar bundan sonra doğurmayacaklar mı? Alo! Siz misiniz Osman Bey? Benim için yok de! Evet Osman Bey! Osman Bey, Nevin Hanım henüz gelmediler! Bana bak ulan Perşembe! Nevinçime söyle! Ona aşkımı sunmak için bu gece gazinoya düşüyorum! Bu sefer de aşkımı reddederse... gazinoyu müşterilerle beraber yakarım! Ay, ne olacak şimdi? Bu hayvan heriften nasıl kurtulacağım Ertocuğum? Oo, korkma Nevocuğum, ben çaresini buldum! Aa, sahi mi? Nasıl? Sana sürpriz yapacaktım ama anlatayım. Osman belaysa ondan daha büyük belasını buldum. Yarın akşam burada olacak. Aa, vallahi sahi mi? Hı-hı. Nasıl bir herif bu? Kapı gibiymiş. Aa, onu tanıyor musun? Biri tavsiye etti. 5 kişiyi vurmuş. Meşhur Urfalı Abdi diyorlar. Aha, tabii tanıyorum. Meşhur Urfalı kebapçı değil mi bu? Aman ne kebapçısı Nevocuğum? Bu adamın namı böyle kabadayı, belanın teki. Lakabı Urfalı Abdi. Ulan bana Urfalı Abdi!
iktidarlar! Karşımda esniyene bozulduğumu bilmiyor musunuz? İbrahim! Buyur abi! Ben İstanbul'a ufak bir iş bitirmeye gidiyorum. Bu inekler böyle kalsın. Başında da davul zurna çalsın. Dönünce bunları tekrar döveceğim. Hadi eyvallah! Ulan inşallah kamyon altında kalırsın. Simsar Cafer geliyor. Gel bakalım buraya dolandırıcı herif, seni polise teslim edeceğiz. Utan, utan! Senin yüzünden çoluğumuz çocuğumuz sokakta kaldı. Paralarımızı geri ver diyorum sana. Paralarımızı ver, sakın paralarımı! Arkadaşlar ama beni dinleyin. Senin nenini dinleyeceğiz, başkasının malını bize sattın. Ver çabuk paralarımızı geri, yoksa... Ben de sizin gibi aldandım. Demek onunla ortaktınız, onu da kanunen mahvederiz. Hiçbir şey ispat edemezsiniz, o kanun tanımaz. Ama ben ondan sizi kurtaracağım. Bana biraz mühlet verin. Nasıl kurtaracaksın? Ona suç işletip hapse attıracağım. Bütün evrakları da ele geçireceğim. Tek çaresi bu. Peki nasıl hapse attıracaksın? Sen onu bana bırak. Bana Simsar Cafer demişler. O bir kadına deli gibi aşık. Kadına yan bakanın işini bitirir. O yan bakacak herifi de ben biliyorum. O hıyar yan bakacak, Osman da hem onu hem kendini yakacak ya. Ne düşünüyorsun Abdü abi? Nevini almak için ben mutlaka şöhret olmalıyım. Tabii olacaksın Abdü abi. Senin neyin eksik? Ne bileyim ulan neyim eksik? Her tarafım tamam. Bu şöhret olmanın bir yolu olmalı. Tabii var. Olmaz olur mu? Sana bunun yolunu göstereyim mi? Lafı kiraya getireceksen hava alırsın. Kira almaya gelmedim. Nevin Şenses'in hayranlığını nasıl kazanacağını anlatacağım. Sahi mi? Nasıl? Osman Barut denen herifi Nevin'in gözü önünde berbat edersen kadın sana köle olur, köle. Deme, o Osman'ı mahvederim vallahi. Osman'ı yarın akşam gazinoda yok et. Hem şöhret olacaksın, hem de kendini Nevin'in kollarında bulacaksın. Osman akşam gazinoya Nevin'i kaçırmaya geliyor. O da kadına aşık. Aşık mı? Osman'ın ağzına sıçtım. Barut Osman'ın masası tamam. Buraya da aynı ağırlıkta ve fiyakalı bir masa donuldu. Kim için? Urfalı Abdi Bey adında çok hatırlı ve kabadayı bir misafir için. Gelir gelmez de hemen ağırlığa ve bana haber ver. Baş üstüne efendim. Urfalı Abdi geldi mi? Gelmedi. Ama merak etme Nevucuğum. Sen neşeyle programını yap. Masası da hazır, neredeyse gelir. Bu akşam hayırlısıyla şöhret olma işini de yırtıyorsun. O Osman denen herifi de bir ufaladın mı, Nevin kollarında. Labali olma. Ulan neden Nevin diyorsun? Kıskanırım biliyorsun, yenge de. İyi. Ulan hiç kamyon çarpmış adam görmediniz mi? Böyle tabak gibi yatanını ilk defa görüyoruz. Ah lan bir kalkabilseydim, seni fena bükerdim ah! Astır lan! Bu hayvanı bırakın, üç gün burada kalsın, tamam mı? İşte burası. Havamızı basarak içeriye girelim Nuri. Arama var, üstünüzü arayacağız. Ah! Ne oluyorsun be? Anam, ah! Çabuk kaybolun, yoksa tımarhaneyi boylayacağım, hadi! Hala duruyor, çabuk! Durun bakalım, buraya böyle düpedüz girilmez. Demek buranın girişi değişik. Nuri, gel bu sefer yan girelim. Böyle de girilmez. Ulan Nuri, bir de arka arka girelim. Baksana garson güçlük çıkarıyor.
Tamam abi. Baksanıza ya, siz Şaban mısınız? Ne Şaban'ı, ben Abdi'yim. Hakkı, kendine gel Hakkı! Saygısızlık etme! Şöyle geç, karşında meşhur Urfalı Abdi Bey var, özür dileriz. Şeref verdiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Şöyle masanıza geçin. Ulan öğrendin mi kim olduğumu? Ben istediğim gibi girerim. Nuri ulan, düz girelim. Gördün mü itibarı? Sen bayağı şöhret olmaya başladın Abdi abi. Hele Osman gelsin, herkesin içinde ağzına sıçacağım ve şöhretimi iki katına çıkaracağım. Dur bakalım! Merhaba Barut Osman! Kirli işler çevirmekten eğlenceye vakit ayırabiliyorsun demek. Komiser, benim kirli işim yok. Her işin kirli. Ama daha elimizde delil yok. En ufak bir olay çıkar, seni kodese tıkacağım. Bu akşam da tependeyim. Ne diye çıkarayım? Her namuslu vatandaş gibi eğleneceğim. Eğlen bakalım. Ama ufacık bir sineğe fiske vur, kendini hapishanede bulursun, unutma! Parmağını oynat, yakana yapıştım gitti! Unutmam, şimdi içeri girebilir miyim? Buyurun Osman Bey! İnşallah bu akşam kimse fitilini ateşlemez, yoksa havaya uçarsın! Hoş geldiniz Abdi Bey! Memnunsunuz görüyorum ki masanızda bir kuş sütü eksik! Kuş sütü eksikse, onu da getirsinler. Çok şakacısınız. Bu gece Osman'ın işi bitecek, değil mi? Elbette. O herifi elbise gibi ters süs edeceğim. Hiç şüphen olmasın. Değil mi lan Nuri? İşte Osman geliyor. Şu ortadaki şişman adam. Ayı gibi maşallah. Üf! Aman çocuklar, gözünüzü seveyim! Bu gece ne olursa olsun en ufak bir hır çıkarmayalım. Komiser tepemizde. Sayın, pek sayın ve muhterem misafirlerimiz! Şimdi sizlere beyaz perdemizin, televizyon, reklam filmlerimizin, sahnelerimizin ve hepimizin güneşi, altın plaklar kraliçesi, kasetler bülbülü, hanımefendi pırlanta sanatçımız, erişilmez büyük ses, Nevin Şenses! Şişko! Sen alkışlama lan! Peki, alkışlamam. Gördün mü Nuri? Şişko sesini bile çıkaramıyor. Yaşa! Sevgili seyircilerim, bu geceki programımla sizlere şeref verdiğim için çok çok memnun oldum efendim. Hoş geldiniz! Şimdi ilk şarkım hepinizin çok çok sevdiği Kemancı. Unutulmaz bu acı, dertli dertli çal kemancı. Her aşkta hüsran oldu, günüm bilmem bu kaçıncı. Halime bak, dertli çal kemancı. Başımın tacı gitme, bu gece sende kal. Benim halim çok biraz acı. Sonra Osman'ın işi tamam. Halime bak, dertli çal kemancı.
sancı, başımın tacı gitme. Bu gece sende kal, benim halim çok acı. Memine bakma demedim mi? Yanına gelirsen fena yaparım ha. Değiştin kemancı, neden efkarlı çalmıyorsun? Benim dünyam yıkılmış, sen neme acıyorsun? Aç ulan ağzını. Ye bakayım. Kalk lan ayağın. Al şafranı. Hadi güle güle canım kardeşim. Hadi canım, ne duruyorsun? Ay, ay bayıldım. Ay, tebrikler. Osman'ı fena bitirdiniz. Ben bitiririm dedim mi, bitiririm. Vallahi beni şu herifin elinden kurtardınız Abdi Bey. Çok çok mersi. Yarın sizinle Mavi Saray'da baş başa bir yemek yemek istiyorum. Kabul eder misiniz? Yes. Yani evet. Şu saatte Osman denen beladan kurtulmuş bulunuyorsunuz. Tebrik ederim. Yarın sabah hayırlısıyla Osman'ın adam öldürmekten hapse gittiğini gazetelerde hep beraber okuyacağız. Urfalı Abdi meşhur kabadayı Barut Osman'ı kefaze etti. Allah! Erkeleyi arzın merkezine de gitse bulup getirin. Lime lime yapacağım iti, lime lime. Ne? Urfalı Abdi meşhur kabadayı Barut Osman'ı kepaze etti. Kim ulan bu benim namımı kullanan ergene? Onu paramparça edeceğim. Urfalı Abdi meşhur kabadayı Barut Osman'ı kepaze etti. Bu nasıl olur? Osman'ı bu salak nasıl madara eder? Bunda bir iş var. Ulan sen nasıl ölmedin? Senin şu anda tabutta olman gerekirdi. Neden tabutta olayım? Buradayım işte.
Osman gibi canavarı nasıl berbat ettin? Gazeteler hep yazdı, okumadın mı? Orada olacaktın ki görecektin. Osman'ı öyle kepaze ettim ki bütün gazino beni 10 dakika ayakta alkışladı. Değil mi ulan Nuri? Oo, vallahi öyle Cafer abi. Herifi 5 dakikada piyade etti. Bak, şu resme bak. Nevin beni öpmekten yoruldu. Belki o beni seviyor, ben de onu seviyorum. Artık gidip evine yerleşeceğim. Haftaya sizi de düğüne beklerim. Ulan Abdi, Osman sana kolay kolay Nevin'i yedirmez, intikamını alacaktır. Osman'ın ağzına sıçtım. Gene gelsin gene sıçarım. Bu gece de Nevin'le Mavi Saray gazinosunda yemek yiyeceğiz. Nuri! Buyur abi! Oğlum, afişleri topla, lüzum kalmadı, tamam mı? Alo, kimsin? Dün akşam seni madara eden Abdi denen herif, bu gece sevgilin Nevin Şenses'le Mavi Saray gazinosunda yemek yiyecekler baş başa. Alo! Alo! Şimdi senin derinden plastik kova yaptım hergele. Eyy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 
İş bitiren keriz! Ulan Urfa'da Abdiye böyle numara var mı? Hem beni çağırın, hem de benim ismimle başkasına iş bitirtin! Var mı lan, var mı? Öyle mi? Biz sizi o... Yani biz onu Urfalı Abdi sandık ya! Nerede olan o sahte Abdi'nin yeri? Emin olun bilmiyorum. Ayrıca bu iş bitti. Üstünde durmayın. Ben yine size paranızı takdim ederim. Açtır lan! Ben namuslu adamım. Kendi işimi kendim bitirmeden para falan almam. Şimdi gidiyorum. O benim yerime Urfalı Abdi numarası yapan ineği bulup işini bitireyim. Sonra da gelip kendi işimi bitirip... neyse be, hadi! Kafama karıştırma da şu işi bitirelim. Yani Osman'ın işini bitirelim. Hadi eyvallah! Demek gerçek Urfalı Abdi bu. Ya öteki kim? Ulan neden ikide bir armut gibi ayağımın dibine düşüyorsun he? Sen ha! Benim ne olacak? Seni gökte ararken yerde buldum, ah! Ah ulan, bir doğrulsam kemiklerini kıracağım! Astır lan! Kendin sobalık olmuşsun ayı! Hadi sen ilk yardıma, ben de yoluma! Oh. Ah. Ah. Ulan namımla iş bitirmeyi sana göstereceğim! Seni parçalamadan kendim parçalanmayacağım! Nevin Hanım, müessesemize gelmenizden son derece mutluyuz Nevin Hanım. Şerefle geldiniz. Ben şeref değilim, Abdi'yim. Hasan oğlum, bak! Yazıklar olsun, yazıklar olsun... Kaderin böylesine yazıklar olsun. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Benim aşkımdan ağlatıp söylüyor. Ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler. Hasret çeken günün senin mi olsun? Televizyoncu kardeş, soldan daha iyi çıkarım. Şöyle geçiver, şöyle. Ben ne yaptım, kader sana mahkum etti beni bana her ne... Gelsene anam, öyle gel şöyle! Feste bir sitem var, şikayetim yaradana, şikayetim... yaradana... Nevin Hanım, Nevin Hanım, Nevin Hanım, Nevin Hanım! Ah, ay! Ay, ödümü koparttınız! Beni dinlemeniz için yarın sizi gazinoya bekliyorum. Niye kesiyorsun lan şarkıyı? Affedersiniz. Affetmem! Buyurun masanızı göstereyim size, oturun. Mersi. Mersi, şapkanızı alabilir miyim? Alamazsın. Çünkü satılık değil. Sana yarın
başka bir şapka gönderirim. Kafan kaç numara? Niye kızıp gitti ya? İyilikten de anlamıyor. Hasan, şu keresteyle sen meşgul ol, yoksa dinirebilirim. Peki şef. Yalnız bu adam kim biliyor musun? Meşhur Urfalı Abdi. Bugünkü gazetelerde resmi var. Barut Osman'ı madara eden ünlü kabadayı. Ya, öyle mi? İyi akşamlar efendim. Ne arzu edersiniz? Kuru fasulye pilav. Burada öyle yemekler bulunmaz efendim. Niye? Burası lokanta değil mi? Bir bakıma öyle. Ama bu yemekler yok. Öyleyse yoğurtlu bir Adana çek. O da yok efendim. Astır lan! Ben böyle lokantanın içine sıçarım ha! Ben bu istediklerini kendi elimle sana evde yaparım şekerim. Şimdi başka şeyler yiyelim. Ne yiyelim? Ben bir hindi dolması istiyorum. Maalesef o da yapılmıyor efendim. Peki canım kardeşim. Bu herifler ne yiyorsa ondan getir bize. Baş üstüne emredersiniz. Emredersiniz efendim derhal. Kemancı, gel bakayım. Bu çaldıklarınızdan hiç kimse bir bok anlamaz. Gel bakayım bir bariyeli çifte tellisi. Herkes kendine gelsin. Canikom, burada öyle şeyler çalınmaz. Buna yemek müziği derler. Yemekte hafif müzik çalınır. Demek bariyeli çifte tellisi ağır geliyor. Yemekten sonra çaldırır oynarız. Vallahi çok şakacısın Abdi Bey. Ama bir şey söyleyeyim mi? Oynayanları seyretmeye bayılırım. Bayılır mısın? Ben de oynamaya bayılırım. Ulan yine mi sen? Sana Nevi'nin yanında dolaşma demedim mi? He? Öldüreyim mi ulan seni? Su gibi içtim seni. Vay sevgili arkadaşım Abdi. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Nasılsın bakalım? İyisin ya. Demin çifte telliden bahsediyordun. Ben de severim oynamayı. Ulan Şişko, iyi ki geldin. Nevinciğim oynayanları seyretmeye bayılırmış. Vallahi öyle. Biri göbek atsın, sabaha kadar seyrederim. Hadi bakalım Şişko, oynamaya başla. Ne oyunu? Hangi oyun mu? Önce bir Karadeniz çek, sonra bir İzmir zeybeği patlatırsın. Sonra da bir çift telliyle bağlarsın olur gider. Hadi bakalım oynamaya başla. Fena yaparım ha. Bu sefer papuçlarını yediririm sana. Bir Karadeniz havası çal bakalım. Vallahi çok güzel oynuyorsun Osman. Hadi siz de oynayın bakalım. Şenses, boş zamanlarımda bol bol kitap okurum. Yemeklerden biber dolmasını severim. Renklerden yavru ağzı pembeyi tercih ederim. Ben de patlıcan bayıldığı severim. Allah Allah! Daha hızlı çal. Zeybek havası çal bakayım. Çifte telli çal bakayım. Şiş,
çocuğum. Hadi yavaş yavaş kapıya doğru git de bizi Nevin'le yalnız bırak bakayım. Hadi canım kardeş. O hergeleyi en kısa zamanda bulup bana getireceksiniz. Onu kızartıp yiyeceğim. Yiyeceğim, 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 yiyeceğim! ₺41.50 mu? Hayır efendim, 4.150 liradır. Bütün param bu. Yani sen parasız mısın? İşte para. Parasız erkek patlıcan dolmasına benzer. Senin yüzünden bütün günüm berbat oldu. Ay vallahi skandal oldum. Bütün sosyetem bozuldu. Sevgili seyircilerim, elimde olmayan sebeplerden dolayı gazinoyu terk etmek mecburiyetindeyim. Özür dilerim. Tuh! Kusura bakmayın, tek tek bir ağrısaydı. Kusura bakmayın. Ne bakıyorsun lan? Hadi bak! Patron! Sizi bir bey görmek istiyor, çok önemliymiş. Olmaz dedim ama görmekte diretiyor. Çok para var diyor. Ay Yasin! Buyurun, gelin! Merhaba Osman Bey! Hemen meseleye giriyorum. Şu paralar... bu da kontratınız. Akşam Mavi Saray gazinosunda oynadığınız Karadeniz ve Zeybek oyunlarınızı seyrettim. Ben gazinocular kralı Rıfat olarak sizi ve ekibinizi angaje ediyorum. Yarın gazinoma gelip provalara başlayabilirsiniz. Sizi candan tebrik ederim. Sen hiç uçtun mu? Uçaktan ödüm patlar ama... İzmir'e 2 defa uçtum. Niye sordunuz? Şimdi Adana'ya kadar uçacaksın. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah, gazetelerde hiçbir haber yok. Ne haberi Cafer? Eşi bir arsa davası vardı da. Sen önce bizim arsa işini hallet. Biliyorsun zamanımız kalmadı. Halletmezsen biz seni hallederiz. Merhaba. Nasılsın Ahmet amca? İyiyim, sen nasılsın Nuri? İyi. Nuri, Abdi'yi gördün mü? Dünden beri yok. Herhalde Nevin Şenses'tedir. Oraya nişanlanmaya gitti ya, artık sosyete oldu. Buraya geleceğini sanmam. Onun şu anda ölmesi gerekir. Ne dedi? Şey yani... Sayın seyirciler, Urfalı Abdi, meşhur kabadayı Barut Osman'ı rezil etti. Evet, kıymetli ve muhterem seyirciler, Urfalı Abdi bundan hey, sonra... Cafer abi şuraya bak! Bizim Abdi Osman'ı ne hale sokmuş? Saat televizyona renk vermiş. Hey be! Beter etsin, daha beter etsin! Beyiminin bile ufak kalacağı sahneler yaşadı. Meşhur kabadayı Osman Barut'la, işte hafızalar... Olar olacak şey değil, Abdi bu be! Abdi adında bir kabadayı, sahnelerimizin erişilmez, güçlü, büyük, cici ses sanatçısı Nevin Şenses için kapıştılar. Helal olsun Abdi'ye be! Bir kere daha Osman'ı madara etti. Hem de televizyonda. Seyret abi, seyret! ...demekten büyük bir mutluluk ve kıvanç duymaktayız. Benim sorum geldi galiba. Bir kabadayıdan çok jokeye benzeyen bu Urfalı Abdi adındaki serseri... ...bütün sanat çevresini rezil ettiği yetmiyormuş gibi... ...Nevin Şenses gibi büyük bir artisti de herkesin içinde küçük düşürdü. Ulan benim namımı nasıl kullanırsın? Beni televizyonda nasıl madara edersin lan? Yedim ulan seni! Urfalı Abdi nereden çıkmıştı, nereden gelmişti? Bu büyük bir sorundu. Bakıldığında hiç ihtimal verilmeyen bir tipti. Urfalı Abdi, hatırlandığı gibi Barut Osman'ı bir kere daha madara etmiş... ...yerin dibine sokup sokup çıkartmıştı. Evet, Urfalı Abdi, Barut Osman'ı herkesin içinde köçekler gibi oynattı. Ve Barut Osman sesini çıkarıp gık bile diyemedi, Urfalı Abdi ne söylediyse onu yaptı. Sayın seyirciler, acaba yeni bir kabadayı mı doğuyor? Bunun cevabını önümüzdeki... Ah Nevin, sana kıyıp vuramam. Ama bu işi telefonla hallederim.
Alo? Alo, ben Barut Osman. Nevin seni kimseye bırakmam. Nasıl bırakmayacakmışım bakayım? Ayol, Abdi seni perişan etti. Orasını karıştırma! Silah var elimde. Nevin, fiyatını söyle. Para konuşuyorsa konuştururum. Mesela 15 milyon veya 25 milyon. Beni satın alamazsın Osman. Sen de para ne arar? Görürsün. Bütün servetimi ayaklarına sereceğim. Şimdi bankaya gidip paramı çekeceğim. Bekle, paradan sana yatak yapmaya geliyorum. İşte o kadar. O ayı uçarak geliyor. Gene arabaya tosladı yine. Hey Allah'ım! Ulan hep havadan ayaklarımın dibine düşüyorsun kereste. Bir seferde yerden havaya uçsana. Abdi abi! Bu ne dalgınlık abicim? Nevin yenge nasıl? Çarşıya alışverişe mi gidiyorsun? Ulan Nuri, kafamı karıştırma. Kafanı bilmem ama Osman'ı yine karıştırmışsın. Televizyonda gördük, parmağımızı ısırdık. Vallahi çok meşhur oldun be abi. Osman'ı ne biçim berbat ettin, helal olsun. Osman benim için her zaman hap. Ama Nevin'in benim olması için para lazım, para. Ben sana dedim abi, yakışıklılığın tamam, şöhretin de %100 tamam. Ya para, orada iş yatar. Çünkü bizde para yok. Çalıştın mı, para çok abicim. Yeni bir iş buldum, banka ilanı dağıtacağız. 500 kağıdımız var. Sahi mi? Ama Nevin bu kadar paraya evet demez. Mesela sana kaç paraya evet der? Bilmem, en az 4150 liraya evet der. Orası da tamam. Günde 200 kağıdı bir kenara koyduk mu, Nevin Şenses 2 hafta sonra nikah memurunun önüne oturur. Amma kolaymış ha. Birkaç hafta dişimizi sıkarız, oldu bu iş. Tabii yürü abicim, Nuri. Hadi. Doğru bankaya şimdi. Merhaba efendim. Buyurun efendim. Bütün paramı çekmek istiyorum, son kuruşuna kadar. Bir miktar bıraksanız? Hayır, hepsini evine yatıracağım. Peki efendim. Bu herifi bir yerden tanıyorum ya. Abla, biz geldik. Bu paraları iyi dağıtın. Bitirince sonra gelip iki parti daha alın. Şehrin her tarafını dolaşın. Dalga geçerseniz paranızdan keserim. Allah Allah! Demek banka fazla parasını dağıtıyor. İlk defa şahit oluyorum. Bunlar reklam parası. Üzerinde bankamızın ismi var. Okusanıza. Oku Nuri. Sen oku Abdi abi, senin okuman daha iyi. Fevzi'ye okuturuz, o benden daha iyi okur. Hadi paraları torbaya koyalım. Bunları bitirin, gelip sonra öteki paraları alın. Her posta için 500 lira, bu iş hareket ister. Tabii, nerede hareket orada bereket. Paranızı torbaya koydum, tedbir bakımından. Sen ha? Ben ya! Ulan, her gittiğim yere gelme demedin mi kereste? Bana bak, bugün reklam işim var, para kazanıp evini alacağım. Elimde kalmadan çabuk kaybol buradan. İşim olmadığı bir gün gel, güzel bir şekilde döveyim. Ulan Abdi, Nevin'in adını unut. O şu andan itibaren benim. Parasını da bastırıp alacağım. Bas git, sonra nerede istersen karşılaşırız. Tepeme attırma. Nevin benimdir. Ona yaklaşma. Seni gene parçalarım. Ulan hergele! Oo,
Abdi Bey, seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Yarın akşam seni eve yemeğe beklerim. Hadi hoşça kal. Ulan bu herifin bir türlü huyunu çıkaramadım. Önce üzerime yürüyor, sonra öpüp gidiyor. Manyak mıdır nedir? Allah Allah! Önce para yağmurumla yıkan hayatım! Aman Allah! İşte Osman'ın aşkının en büyük gösterisi! Para yağmuru! Para! Para! Para yağıyor, para! Ay! Ay Osman! Ne orijinal adamsın! Al sana para! Para! Ben dediğimi yaparım! Tek sen artık evet de! Ay Osman! Ay, ay ilahi Osman! Ay, ay! Çok yaşın! Oy! Nevin? Nevin'i oynattın mı? Keşke bu kadar parayı birden ortaya atmasaydım. Ayol sen bu parayla beni değil bakkaldan bir paket tuz bile alamazsın. Neden be? Burada 5 milyon var. Tuz gölünü bile satın alabilirim. Al da bak avanak. Bunların üstü para, altı reklam. Bir bankanın reklam parası bu. Bunlar? Bunlar reklam parası. Demek gene Abdi. Milyonlarım şu anda Abdi'nin elinde. Abdi! Abdi! Ağzıma sıçtın Abdi! Sahici para bunlar! Sahici para! 300 para! 300 500 500. Ulan şimdiye kadar hiçbir reklam bu kadar tutmadı ya! Arkadaşlar paraya atan şu yukarıdaki adam! Ulan ne oraya kaç, bunlar bizi parçalar! Alkına korkmaya ver, Ulan Nuri, bir reklam parası için parçalayacaklar bizi. Allah Allah! Allah! Ne reklam görmemiş adam varmış ulan! Vay kabak oğlu kabaklar! Ya hakiki para atsaydık, bunlar ortalığı yakarlardı. Doğru abi. Ya benim karnım acıktı. Taze Nuri, param var mı? Çıtır çıtır! Dur bakayım. Gevrek simitler var. Taze simit. Bende 150 kuruş var abi. Çıtır çıtır. Bende de 1 lira var. Taze simit var, buyurun beyler. Şuradan simit alalım. Simit var, taze taze. Simit var, buyurun abiler. Simit var, taze al, simit. Al. Buyurun abi. Bana bak. Kardeş. Şu reklam paralarını al, şuralara yapıştırırsın. Doğru abi, tamam abi. Biraz daha al. Hadi eyvallah. Güle güle abi, yolun açık olsun. Ulan ne adamlar var be, reklam parası da simit çama kendine yapışır mı? Ha? Hakiki para bunlar be! Çil çil paralara bak! Para! Para! Paralara bak! Para! 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 Abi! Abi! Allah. Abiciğim dur! Sahiden bu paralar benim mi abi? Senin dedik ya oğlum! Ver elini öpeyim abi! Yanağından da öpeyim abiciğim! Senin de öpeyim abiciğim! Para! 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 Ben bu herifi para, döverim! Para. Vallahi döverim! Kimse de elimden alamaz! Merhaba. Merhaba. Al kardeş. Boğaz, biraz daha verirseniz anlaşırız. Al biraz daha, tamam mı? Reklam olsun, camlara yapıştırırsın. Ben yapıştıracağım yeri bilirim, tamam güle güle oturun. Şimdiden dükkan sizin, yarın gelin evrakları imzalarız. Hadi hoşça kalın, hayırlı olsun. Bu herif manyak. Dükkanı bıraktı gitti. Bütün herkes çıldırmış. Sonunda ben de çıldıracağım. Ne bakıyorsun eşol eşek? Gelsene ulan.
Niye vurdun bana abi? Öldürmediğime şükret. Nuri, işte tam reklam yapacağımız yer. İnşallah bunlar da reklam paralarını görünce fıttırmazlar. Baksana nikah. Ama bu gelin, bu damadı ilk gecede yer. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak... Bir dakika. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani... İyi bok yediniz. Reklam yapıyoruz da. Para! Para! Senin reklama ihtiyacın yok. Buyur. Para! Para! Al bakayım. Evet. Al sen de. Para! 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 Ne diyor bunlar ya? Para! Bunlar da manyak. Para! Para! Reklam tuttu galiba. Koşun! Koşun! Para var! Yetiştirdim! Ah elim! Yetiştirdim! Ah elim! Ah elim! Ah elim! Ah elim! Böyle gelin dostlar başına. Bu ne şöleşi? Bu herif hak etti. Bu karıyı alırsa of! Döv döv! Öldür bu herif! Bu karı da manyak. Bu insanlar çıldırmış ya. Artık sabrımız kalmadı. Ya paramızı ver yahut biz seni polise teslim edeceğiz. Biraz daha sabredin. Vallahi billahi işinizi halledeceğim. Nuri, şu reklam parasıyla Simsar Cafer'i kandıralım mı? Oldu abi. Cafer amca. Bizim sana 10 aylık kira borcumuz vardı. Al, onu ödüyoruz. 10 senelik de peşin veriyoruz. Bu fazla. Ulan Abdi, nereden buldunuz bu paraları? Bir yeri mi soydunuz yoksa? Ha, cevap ver ulan! Nuri, Cafer amca numaramızı yedi. Bunlar hakiki para değil Simsar amca. Reklam parası, sana. Ne reklamı ulan, hakiki para bunlar. Vay be! Hakiki paraymış lan! Ulan salaklar, bu kimin parası? Sahi Nuri, bu paralar kimin? Benim ulan! Benim param! Benim paramı nasıl herkese dağıtırsın? Ulan Şişko, nereden senin paran oluyormuş? Eğer bu para senin paransa biz paramızı aldık. Bak Allah'ın işine! Paramızı bize geri gönderdi! Ne cavcav ediyorsun? Onların parasıymış. Ulan sen karışma bu işe! Kes bakayım. Ver tapularını, ondan sonra paranı al. Çekil karşımdan, seni parçalarım. Bana bak Osman. Seni iki kere fena halde dövüp kepaze ettim. Gene mi bu kadar kişinin içinde dayak yiyip rezil olmak istiyorsun? Hadi benden vurma, git bakayım. Bildiğin en tesirli duayı oku. Ha, vay Abdicim! Canım kardeşim, biricik arkadaşım. Tosunum, şükür kavuşturana! Ulan hep böyle yapıyorsun eşol eşek! Kendine gel! Evvela kızıyorsun, sonra öpüyorsun! Manyaksan manyağım desene oğlum! Hemen kızma Abdicim! Nasıl kızmam? Hemen bunların tapularını ver bakayım! Hay hay! Sen ne istersin de olmaz Abdicim! Osman! İmzala bakayım şu kağıdı! İmzala bakayım! Paralar da arkadaşların olsun artık. Hadi şimdi, hiç arkana bakmadan buradan kaybol. Osman diye ben bağırınca durup bakacaksın. Hadi bakayım.
Osman! Durdu. Yürü! Osman! Yürü! Bak şimdi, gene durduracağım. Osman! Koş lan, kaybol bakayım. Kaybol! Ulan elbet sana sonunda kilit vuracağım dürzü. O zaman bir daha açılmayacaksın. Komsere dua et, komsere! Bu herif yarı yolda ölür. Ali, bize çay yap oğlum! Tabii, hep o komiser karşıma çıkıyor. Onun için o pezeven gezemiyorum. Polisten sıyırtıp Abdi'yi ufalamaya bakalım patron. Doğru. Doğru ama nasıl, nasıl? Patron! Sen Osman Barut olarak o kerizi iyi edemeyeceğine göre... ...İnce'den başka bir numarayla canını okumalısın. Bu iyi laf. Peki ama nasıl? Mesela dümenden bir iş bahanesiyle... ...Abdi'yi bir yere çekip... ...o haşlamayı başkasına götürtebiliriz. Bu iş için çok para getirecek dedik mi... ...bizim salak keklik gibi düşer. Harika! Tamam! Ama nasıl bir iş icat edeceğiz? Öyle bir naftalinli mevzu içinde Abdi'yi götürelim ki... ...kaza süsü verelim. İşi çok gaddar bir fil halledecek patron. Abdi, filin ayağının altında kurabiye gibi olacak. Öyle gaddar bir fili nasıl bulacağız? Apollo 78 sirkinde Konking diye acayip bir fil var. Onu araklarız. Tanıdığım var. Abdi Bey! Sizi her yerde aradım. Çok para kazanacağınız bir iş var. İtalyan Apollo 78 sirkinin afişlerini yapıştıracaksınız. Her afiş için 10 lira veriyorlar. Aşağı yukarı elinize 10 bin lira falan geçer. Neredeymiş bu? Hayatımda hiç bu kadar büyük kedi görmedim ya. Deveye bak! Gel bakayım, gel! Hadi git de bir iki numara göster! Hadi bakayım! Güle güle canım! Fenerbahçeli Cemil gibi! İyi köpürt ha! Aferin! Thank you.
Suratını da kes, he? Damat tıraşı yapma lan! İyice yıka şimdi! Urfalı Abdi kabadayı Barut Osman'ı file tıraş ettirdi. Ulan benim namımı hokkabaza çevirdin. Şimdi gelip ağzına sıçacağım. Bundan da sıyırdı Çoğlu Yiğit. Tek çaresi var. Nevini kaçıracağım ve Abdi'yi üstüme çekip parçalayacağım. Ne oluyor? Ne oluyor Osman? Nevin! Artık tek çare seni kaçırıp nikahlamak. Seni kaçırdığımı ilan ederim. Adili! Bakalım ben şahsen kaçacak mıyım? Vallahi bugün olmaz. Berberim var, terzim var. Başka güne bırak Nevin, götürün. Ay bir dakika. Madem ki götürüyorsunuz, yürüyerek gitmem. Kucakta giderim. Erto! Efendim? Televizyonculara, basına kaçırıldığımı haber ver. İyi yaslar emanam, hadi bay bay. Git Haftiye söyle, Nevin bende. Erkekse gelsin alsın. Ulan Nuri, bir de paramız olsa. Abdi Bey! Abdi Bey, Osman kaçırdı! Osman da ondan mı kaçırdı? Oh. Kaçırsın bana ne? Nevin şensesi kaçırdı! Bana da git Abdi'ye haber ver, erkekse Nevin'i gelip alsın dedi. Belki de şu anda Osman'la silahların gölgesinde evlenme memurunun önüne oturmuştur. Ona kaç kere dayak attım, akıllanmadı mı? Nevin'i ona bırakır mıyım lan? Osman'ın adresini ver bakayım. Erdoğan benim namımı kullanan öteki Abdi! Söylemezsen ensenden kaburgalarını çıkarırım! Osman'ın evine gitti, Nevin Hanım'ı kurtarmak için. Osman Nevin'i kaçırdı da! Ya! Şimdi iki ergenin işini bitirmek daha kolay olacak! İkisini de birbirine yapıştırıp sandalye yapmazsam... cümle alem ağzına sıçsın! Nerede olan bu Osman olacak hırbonun yeri? Şeyde! Nevin, aşkından perişan oldum. Bitirdin beni. Ama o Abdi olacak it daha da bitirdi beni. Buraya gelir gelmez çorbaya kuşbaşı doğrayıp kaşık kaşık içeceğim dürtüyü. Aman ne midesiz adamsın Osman. Vallahi içim kalktı. Abdi'nin işini bitirir bitirmez hemen seninle evleneceğim. Vallahi ölsem olmaz. Çok adi tipsin Osman. Düğünde keramet vardır. Evlendikten sonra tipimi çok değişik bulacaksın. Tipime alışır. Patron! Urfalı Abdi geliyor. Vallahi Osman, bu sefer Abdi Bey seni Konya'nın kaşık havasıyla oynatacak. Çok fena kızmışa benziyor, gelişine baksana. Kimin oynadığını göreceksin biraz sonra. Patron, emret işini bitireyim bu hıyarın. Karşılayıp buraya nezaketle getirin ki ürkmesin hırcala. Nevin evde mi? Evde. Osman? O da içeride, seni bekliyor. Ona karı kaçırmanın ne olduğunu göstereceğim.
Abdi! Beni kurtar artık Abdi! Kurtaracağım ama önce bu herifin astığı afişleri toplayacağım. Bırak ulan afişleri! Sıtır lan! Bırakma Abdi'cim! Peki canım. Şimdi seni düğümledim harcalı. Hem de kör düğüm. Yanıma gelince yine boynuma sarılıp şapur şupur öpeceksin beni. Senin gibi acayip bir hıyar dünyada görmedim vallahi. Namussuzum, bitirdim seni. Elimden kimse alamayacak. Seni büküp yorgan ipliği yapacağım. Bok yaparsın. Oh, tutmasana lan. Komedinin üzerinde iyi durmadın. Karşı duvarda daha iyi durursun. Abdiciğim, nihayet beni kurtardın. Gördün mü nasıl hepsini sinek gibi bayılttım? Kimse ayılmadan hadi gidelim buradan. Çekil lan hadi. O tarafı hiç arayın. Gelin. Merak etme. Vallahi senin arkanda da gözün var Abdi'ciğim. Sonradan çıkma olmalı. Sana ne olan benim gözümden? Şimdi onun öndeki gözlerini çıkarayım da bir arkadaki kalsın. Elim! Ne? Bakın çocuklar. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçle bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize. Neden başınızı... Devinci. Şimdi şarkının sırası mı canım? Herifler bizi omlet gibi yiyecek. Şişt, kendine gel. Ne? Yalnız seni yiyeceğim Dürzü. Kendi başını yersin inşallah ya Rabbim. Ulan inekler! Şimdi hepinizi pişireceğim. Bana Urfa'lı Abdi derler. Ağzımdan ne çıkarsa yaparım. Evvela seni pişireceğim Osman. Sonra da benim namımı kullanıp iş bitiren bu hergelenin tozunu silkeceğim. Bastır lan. Çok konuşma, gene kamyon altında kalırsın ha. Zaten buraya kadar çarpılmadan nasıl geldin şaşıyor. Sen kim oluyorsun hıyar? Yürü!
hatırım için bu serseriyi öldürme, onu bağışla. Bu yarmayı ikiye bölüp ayaklarının altına atacaktım ama... ...sen yapma diyorsun, yapma. Abdim benim, güçlü erkeğim. Nevinciğim. Kapıdan girer girmez sana çarpıldım. Ne yakışıklısın. Bütün hayatımca hayal ettiğim erkek sensin. Ah, beni kucağına al Urfalı Abdi. Kaçır beni buradan. Aşk yuvamıza götür. Beni affet. Affet. Kamyon çarpacak. Çarptı.